Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane avokado ile 4 farklı kahvaltılık avokadolu tarif hazırlıyoruz. Bu birbirinden nefis avokadolu tariflere geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimiz için bir tane olgun avokado kullanıyoruz. Eğer elinizle bastırdığınız zaman avokadonun meyvesi böyle yumuşacık parmağınızın altına geliyorsa, parmağınıza bastığınız yerde parmağınızın izi kalıyorsa eğer avokado yumuşamış ve olgunlaşmış demektir. Lütfen sert olan ve yumuşamış olmayan avokadoyu kesmeyin. Avokadoyu ortadan ikiye kestim hemen ve çekirdeğini çıkarıyorum. Avokado nasıl soyulur diyorsanız eğer en kolay yöntemi bir yemek kaşığı ile avokadonun kabuğu ile meyvesinin arasından geçiyoruz. Ve yemek kaşığını şöyle altından da geçirdikten sonra avokadoyu çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Tabi kabukta kalan kısımlarını da hemen yemek kaşığıyla sıyırıyorum, ziyan olmasın. Avokadonun yarısını avokado ezmesi olarak kullanacağız. Bunun için hemen bir çatal yardımıyla avokadoyu ezerek hazırlıyorum. Olgun bir avokado kullandığımız için zaten yumuşacık ve gördüğünüz gibi çok kolayca eziliyor. Şimdi avokadonun içerisine bir yemek kaşığı limon suyu, biraz tuz ve karabiber ilave ediyorum. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra avokado sos artık hazır. Şimdi sıra geldi avokadonun diğer yarısını hazırlamaya. Onu da hızlıca kabuğundan çıkarıyorum. Ve bir kesme tahtasının üzerine alıp bu avokadonun yarısını da ince dilimler halinde dilimleyerek hazırlıyorum. Burada biraz yavaş ve dikkatli davranmak gerekiyor. Çok olgun ve yumuşak olduğu için rahat kesilmesi için yavaş davranmanız yeterli olacaktır. O da hazır. 4 tane ekmek üstü avokadolu tarif hazırlayacağımız için 4 dilim tost ekmeğini şimdi tost makinesine aldım ve biraz kızartıyorum. Ben tost ekmeği kullandım ama istediğiniz ekmeği kullanarak bu tarifleri hazırlayabilirsiniz. Tost ekmekleri kızardı. Şimdi onları hemen bir tabağa aldım ve ilk avokadolu tariften başlıyoruz. İlk tarifimiz ekmek üstü yumurtalı avokado olacak. Bunun için bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yumurtayı aldım. Tavayı ocağa aldım ve yumurtayı sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Çırpılmış yumurtalı avokado tarifi hazırlıyoruz. Bunun için çırpılmış yumurtayı sürekli karıştırarak pişirmeniz gerekiyor. Kısık ateşte ve sürekli karıştırarak pişirilmesi gereken bir yumurta tarifi çırpılmış yumurta. Ben özellikle detaylarını da size göstermek istedim. Zaten gördüğünüz gibi yumurta yavaş yavaş pişmeye başladı. Bu aşamadan sonra hızlıca toparlanıyor. O yüzden sürekli karıştırarak yumurtayı pişirmeye devam ediyorum. Yumurtanın böyle birazcık daha nemli bir yapıda kalması gerekiyor. Çok fazla kurumaması için. Artık toparlandı sayılır. Bu aşamadan sonra hemen çırpılmış yumurtayı ocaktan alıyorum. Tost ekmeğinin üzerine hazırladığımız çırpılmış yumurtayı ocaktan alır almaz koyuyorum. Gördüğünüz gibi zaten daha dumanlı üzerinde. Ekmeğin üzerine yumurtayı yaydıktan sonra şimdi sıra geldi avokado dilimlerini yerleştirmeye. Hazırladığımız avokado dilimlerini de yumurtanın üzerinden yerleştiriyorum. Şimdi ekmek üstü yumurtalı avokadonun üzerinden birazcık pul biber serpiyorum. Birazcık da susam serptikten sonra yumurtalı avokado tost servis için hazır. Böylelikle ilk tarifimizi bitirmiş oluyoruz. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Hem doyurucu hem besleyici. Aslında diyet içinde uygulayabileceğiniz kahvaltılık tariflerden bir tanesi oldu. Sıra geldi ikinci ekmek üstü avokadolu tarifi hazırlamaya. Bunun için hazırladığımız avokado sosun yarısını tost ekmeğin üzerine aldım ve hemen yayıyorum. Şimdi avokado ezmesinin üzerinden dilimlemiş olduğum çeri domatesleri yerleştiriyorum. Çeri domateslerin üzerinden de
Yeşil zeytin dilimleri serpiyorum biraz. İsterseniz yeşil zeytin, isterseniz siyah zeytin kullanabilirsiniz. Domates, avokado ve zeytin uyumu gerçekten harika oluyor. Son olarak biraz da kekik serpiyorum. Ve ikinci avokadolu kahvaltılık tarifimiz de artık hazır. Avokado, domates, zeytin ve kekik gerçekten muhteşem oluyor lezzet olarak diyorum. Şimdi sıra geldi 3. kahvaltılık avokado tarifine. Yine avokado ezmesini kullanarak hazırlıyoruz. Hemen ekmeğin üzerine ezmeyi aldım ve güzelce yayıyorum. Avokado sosunun üzerinden şimdi biraz beyaz peynir döküyorum. Biraz mısır ve biraz da nar taneleri ekliyorum. Şimdi avokadolu ekmeğin üzerinden birbirine lezzetleri gerçekten inanılmaz yakışıyor. Mısır, nar, beyaz peynir ve avokadonun. Hazırladığım bu 4 tarifi de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Lezzet açısından hepsi birbirinden güzel avokadolu tarifler oldu. Ve şimdi sıra geldi son avokado tarifini hazırlamaya. Bu sefer diğerlerinden farklı olarak tatlı avokadolu bir tarif hazırlıyoruz. Eğer siz de benim gibi hiç avokadoyu tatlı yemeyi denemediyseniz mutlaka bu tarifi denemelisiniz diyorum. Tost ekmeğinin üzerine muz dilimlerini yerleştiriyorum ilk olarak. Ardından avokado dilimlerini şimdi muzların üzerine yerleştiriyorum. Üzerlerinden biraz ceviz taneleri. Ve son olarak da biraz bal gezdiriyorum. Hem lezzet hem de enerji bombası bir avokado tarifi oluyor hazırladığımız bu son muzlu, cevizli, avokadolu ve ballı tarif. Bununla birlikte 4. tarifimizi de artık tamamlamış oluyoruz. Size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Eğer avokado nasıl yenir diyorsanız, avokadoyu sade yemeyi sevmeyip avokadolu tarifler arıyorsanız, kahvaltı için avokadolu tarifler bakıyorsanız ya da diyet avokadolu tarifler arıyorsanız hazırladığımız bu birbirinden farklı 4 çeşit avokado tost tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hepsi az kalorili, çok lezzetli avokadolu tarifler oldu. Eğer hazırladığımız bu ekmek üstü avokado tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.